Ve şimdi Balıkesir'e Sındırgı'ya gidiyoruz. Sındırgı'da Fatma Hanım bizim için pırasalı börek yapacak. İzliyoruz. Özlem Hanım merhabalar. Biz Sındırgı Büyükdaydere köyündeyiz. Bugün pırasalı börek yapıyoruz. Bir tepsi börek için pransamız var. Güzelce yıkadık, ayıkladık, kıydık. Patatesimiz var, haşladık. Maydanozumuz var, soğanımız var, karabiberimiz var, nanemiz var, kimyonumuz var, tuz zaten olmazsa olmaz, pul biberimiz var, sıvı yağımız var, unumuz var, malzemeler bunlar. Unumuzdan başlayalım. Önce unumuzu güzelce yoğuralım. Ben unuma tuzumu koyuyorum. Biraz da yağ koyuyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Evet, suyunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Kulak memesi bir hamur yoğuruyorum. Güzelce şöyle yoğuralım. Azar azar suyunu koyalım. Bu hamurla küçük bir tepsi börek olur. Ben biraz hamur işini çok severim. Bu böreği canım istediği zaman yaparım. Aklıma geldikçe, misafirim gelince, normalde pırasalı yapabiliriz, ıspanaklı yapabiliriz, kıymalı yapabiliriz. İstediğimiz her iç harcı koyabiliriz. Ben bunu kulak memesi kıvamında yoğuruyorum, kenara koyuyorum. Şu anda biraz dinlendireceğim, beze yapacağım. Evet, hamurumuz olmak üzere, bayağı bir oldu. Güzelce yoğurduk, kıvamını aldı. Şimdi kapatıyoruz, ıslak bir bezle örtüp bir yarım saat kadar güzel açılması için dinlendiriyoruz. Koyuyorum, şu anda da iç malzemelerini hazırlıyoruz. Bir tane soğan koymuştuk, bir demet maydanoz. Pırasayı ekliyorum. Pırasa iki bağ kadar falan koyduk. Biraz içli seviyoruz biz, öyle daha güzel oluyor. Biber koyuyoruz, biberimiz toz pul biber, kendi biberimiz. Kendimiz kurutuyoruz, öğütüyoruz. Kimyon koyuyoruz bir kaşık, karabiber koyuyoruz, nane koyuyoruz. Pırasaların dökülmemesi için, içinde tutması için de patates rendeliyoruz. Bu böreği annemden öğrendim. Sizlere de yapıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Çocuklarınıza, eşlerinize yaparsınız. Çok lezzetli oluyor. Bir de taş fırında yapınca daha lezzetli oluyor. Siz de imkanınız olduğu şeyde yapın. Mesela fırınlarınızda yapabilirsiniz. İçine pırasa koyabilirsiniz, ıspanak koyabilirsiniz. Yalnızca patatesli yapabilirsiniz. Peynirli yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Patatesimi de rendeledim. Kendi patatesimiz güzelce. Şöyle yağımı da koyayım içine. Şimdi ellerim temiz arkadaşlar. Güzelce. Ben bunu harmanlıyorum. Oo, mis gibi börek. Evet, güzelce harmanlayalım. Birbirine övüşsün güzelce. Şöyle. Böreği misafirlerime yapıyorum şu anda. Misafirlerim gelecek. Güzelce onlarla beraber afiyetle yiyeceğiz. İnşallah siz de misafirlerinize, eşinize, dostunuza yaparsınız. Şu anda içimi hazırladım. Kenara alıyorum. Şimdi hamuruma bakalım olmuş mu? Evet. Olmuş, kabarmış. Şöyle unlayalım yapışmasın. Şöyle koyalım. Şöyle beze yapalım. Bezelere bölelim. Herkes istediği bir şekilde, istediği kıvamda açar. İster kalın açar, ister ince açar. O hiç önemli değil. Şöyle güzelce açalım. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz oranda. Yani bilen de yapsın, bilmeyen de yapsın. Hiçbir sıkıntı yok. Her şekilde güzel olur. Yani ben bilmiyorum, yapamam diye bir şey yok. Arkadaşlar, bu şekilde 3-4 tane yaylım açacağım. Herkes tepsisinin büyüklüğüne göre açabilir. 2 tane olabilir, 3 tane olabilir, daha fazla olabilir. Yaylımımı açtım artık. Şimdi iç harcını koyacağım. Bir kere daha bir şey yapayım şöyle. İnce olunca daha güzel olur. Güzelce açtık. Evet Özlem Hanım, şu anda açması bitti. Güzel olsun diye şöyle yağımızı koyalım. Çıtır çıtır bir börek olacak inşallah. Evet, şimdi iç harcını koyacağım. Ben fazla ince açamadığım için bu şekilde yapıyorum ve güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Şu şekilde doluyorum. Özlem Hanımcığım, siz de deneyebilirsiniz. İsterseniz evinizde şu şekilde
Bu şöyle. Bunun adı dolamalı kol böreği. Ben biraz elim boldur. Bol koyuyorum. İsteyen istediği şekilde koyabilir. Tekrar söylüyorum, başka harç da koyabilirsiniz. Bu tepsiye 3 tane falan yufka gidecek herhalde. Elimin de lezzeti geçsin diye ellerimle yapıyorum. Pişince inşallah Özlem Hanım'la beraber, hep beraber. Evet, ben bütün tepsim dolana kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, böreğimiz bitmek üzere. Son şeyimi de doluyorum. Böreğimi de, hamurumu şöyle koyuyorum. Üzerinde şöyle yağlayacağım. Yağladıktan sonra önceden ısıttığımız fırına koyabiliriz. Biz taş fırına koyacağız. Evde yapmak isterseniz bu böreği 200 derecede, 180 derecede, fırınızın ayarına göre, kimi fırınlar 180'de pişer, kimisi 200 derecede, güzelce çıtır çıtır olana kadar pişirelim. Böreğimiz hazır. Şu anda fırına gidiyoruz. Evet Özlem Hanım, böreğimiz fırından çıktı. Şimdi sıcak sıcak kesiyoruz. Mis mis kokusu bayağı bir ortalığı sardı. Şimdi şöyle kenarından alalım. Ben bir sizin için tadına bakayım. Mis mis. Çok güzel olmuş. Tarifini verdim. İnşallah siz de denersiniz. En kısa zamanda yaparsınız. Çok teşekkür ederiz bu şahane lezzet için. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.